Evet, herkese merhabalar. Bir haftayı da yine bitiriyoruz. Ufak bir bu hafta ile ve önümüzdeki hafta ile ilgili bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Öncelikle bu haftaki model portföyde olan hisselerimizi söyleyelim. Aslında bizim yatırımcılarımızla da seans kapanmadan paylaştık ama raporu her zaman olduğu gibi ve sosyal medya paylaşımlarımızı seans kapanışı sonrası yapacağız. Albaraka, EKGYO, Enerjisa, GSD Holding ve Kocaer Çelik bu haftaki model portföyümüzde yer alan hisseler. Bu haftaya geldiğimizde aslında genel olarak küresel piyasalarda bir nebze hala enflasyonda ve büyüme verilerinde yaşanan zayıflamayı veya aşağı yönlü hareketi hissetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Amerikan doları biraz zayıf kalmaya devam ediyor. Ve özellikle parite ve altının hani kısmen 1.08'in üstünde parite 1.920 dolar seviyesinin üzerinde de ons altın kalıcılığını haftayı kapatırken görüyoruz. Genelde borsa tarafına baktığımızda bu hafta içinde bir toparlama eğilimi, bir yaraları sarma durumu söz konusuydu. Bir önceki haftanın çok hızlı, sert geri çekilmesi sonrası önce 5.300 sonra 5.400 sonra da 5.500 seviyesi üstü test edildi. Yayın yaptığımız şu sıralarda da 5.400-5.500 aralığında. Hemen bu konularla ilgili analizimize geleceğiz. Yalnız önümüzdeki hafta, bu haftaya nazaran hatta bir önceki haftaya nazaran biraz daha veri akışının zayıf olduğunu söyleyelim. Özellikle Uzak Doğu piyasalarında Çin'in bir haftalık yıllık tatili var. Yıl dönümü tatili diyelim ve bunun yanında yine Hong Kong piyasası hatta bazı günlerde Avustralya gibi piyasalarında kapalı olduğu bir hafta yaşayacağız önümüzdeki dönem. Dolayısıyla özellikle emtia piyasaları biraz daha yatay seyredebilir diye düşünüyorum. Dün bugün özellikle Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmaları bir nebze takip edildi. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü de yine hatırlatalım. Çin bütün hafta kapalı olmasıyla birlikte Lagarde'ın konuşması ve Avrupa'dan tüketici güveni bizde de yurt içinde tüketici güveni biraz daha ön plana çıkacaktır. Salı günü neredeyse küresel PMI özellikle Ocak ayına dair PMI verilerini göreceğiz. Yani Avrupa'dan İngiltere'ye, Amerika'ya kadar bu PMI verileri bize özellikle büyüme noktasında da gösterge niteliğinde olacak. Çarşamba günü aslında Borsa İstanbul'da bilanço dönemi Arçelik'le birlikte başlıyor. İçeride reel kesim güven endeksi kapasite kullanımını göreceğiz. Ve o da aslında veri akışı açısından sakin bir gün olarak kayda geçecek. Perşembe günü bu hafta gerçekleşen ve %9'da politika faizini sabit tutan Merkez Bankası kararı sonrası bu toplantı tutanaklarını ya da toplantı özetini göreceğiz. Özellikle Perşembe günü Amerika'dan gelecek veriler çok önemli. Burada 4. çeyrek büyüme rakamı görülecek ki 3.5'lik bir beklenti olduğunu da söyleyelim. Bunun yanı sıra işte büyüme ile ilgili hem konut satışları hem haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, toptan stoklar gibi verileri yine Amerika'dan göreceğiz. Haftanın son işlem gününde haftaya başladığımız gibi yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları olacak. Ve yani şöyle baktığımda belki Amerika için kişisel harcamalar enflasyon göstergesi açısından Cuma günü de takip edilebilir ama genelde baktığımızda hani çok böyle piyasayı sarsacak bir beklenti veri akışı açısından yok. Dolayısıyla borsayı değerlendirdiğimizde 5.300 üstünde borsada pozitif 5.300 altında negatif bir düşünceyle hareket etmenin bu süreçten sonra mantıklı olabileceğini düşünüyoruz. Bir 5.500 seviyesi direnç gibi gözüküyor. Son düşüşten sonra birçok hisse senedi aşağıda kaldı, fiyatlarından toparlamakta zorlanırken özellikle bilanço beklentisi olan görebildiğim kadarıyla işte hava yolundan Aselsan'a, Tüpraş'a belki Koza grubunu da bunun içine ekleyebiliriz. Kısmen Kardemir Ere ile güçlü duruşuyla işte şok marketler gibi dikkat edebildiğim kadarıyla daha iyi performans, borsadan daha iyi performans gösteren hisseler de oldu. Dolayısıyla 5.500'e önümüzdeki hafta dikkat edeceğiz. Üstünde
yeniden 5700 zirvesine doğru bir hareket olabilir. 5500'ün geçilmesi zorlanırsa 5300-5500 aralığında fiyatlamalar devam eder diye düşünüyorum Borsa İstanbul açısından. Yurt dışı piyasalara geldiğimizde yıl genelinde aslında Amerikan dolarının zayıf seyredeceğini düşünüyoruz. Ama özellikle açıklanacak PMI verileri, Amerika büyüme verisi doları ve Amerikan tahvillerinin fiyatlamasını birazdan netleştirecektir. Özellikle ons altında 1900 dolar hatta 1880 dolar aşağıda kırılmadıkça burada yukarı doğru inme, ki 1920 dolar önemli bir direnç noktası aslında. Bunun üstünde bir kalıcılık olursa 1950-1970 orta vadeli takip edilebilir. Paritede de 1.0750, 1.0770 gibi yerler kısa vadeli destek gibi gözüküyor. Ne zaman ki 1.0860 kalıcı olarak kırılabilir, orada da yukarı hareketin tekrar devam edeceğini düşünebiliriz. Şimdilik biraz yatay, yine 1.0770-1.0860 aralığında parite hareketi görebiliriz. Petrolde çok bir şey beklemiyorum. Yani 90 dolarların altında Brent tarafında biraz sıkıcı kalıcılığın 85-90 dolar arasında devam edeceği bir hafta olur gibi geliyor. Son olarak hani buradan kurda çok bir hareket yok zaten son neredeyse 4 aydır. Dolayısıyla burada yine 18-80'ler civarında bir kur görürken özellikle gram altının ons altın hareketlerine çok paralel hareket ettiğini, 1145-1150 bu aralıklar hani en yakın destek bölgesi olurken 1170'in üstünü de bugün test ettiğimize göre, eğer ons altında 1920'nin üzerinde hareketler devam ederse orada da biz 1200 TL'ye doğru bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Diyerek tamamlayayım aslında ve herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki haftanın da bereketli, bol kazançlı olmasını diliyorum. Görüşmek üzere.